Peki buyurun, bamya çorbalarımızı içelim. Bugün İrem'in günü. Bakalım çorbası nasıl olmuş? Bamya yemeği mi, çorbası mı? Çorbası. Çorbası. Evet. Yemek gibi geldi. Siz demişsiniz yani bana. Eskişehir'e gelmemiştiniz değil mi siz? Konya'ya gittiniz mi? Ne eti kullandınız bundan? Kuzu eti kullanır bundan. Ay çok ağır olmuş. Keşke kuzu eti kullanmasaydınız. Yöresel ya, kuzu etiyle yapılıyor. Çok yöresel gerçekten. Yorumumu katıp dana eti koyma şansım yok yani. Dolu dolu suyunu çorba. Suyunu biraz daha çekseydi benim çorbamdan ne farkı var? Bunu genellikle... Size çorbanızdan çok bir fark var, o kesin. Ay senin hanım yani. Genellikle Zuhal Hanım bu çorbayı sabah işe giderken... Evet bilirim. Çok lezzetli bir çorbadır. Ben de çok severim bamya çorbası. Küçük bamyalar zaten. Bu biraz et çorbası gibi olmuş bamya çorbasından. Ne, eti mi fazla geldi sana? Evet, biraz eti fazla geldi. Ağır da geldi. Yemeyeceğim zaten bu kadar. Ne yapalım o zaman? Birisiyle başlamak durumundayız. Derya içtin mi yeterince? İçtim. Tabii. Kuzu et olduğu için tatta biraz ağırlık var ama lezzeti güzel. Lezzeti güzel. Eline sağlık. Evet. Afiyet olsun. Sana eti fazla geldi mi veya bamyanın miktarı? Biraz fazla, biraz yoğun bir çorba olmuş. Ama yani, bu yoğun bir çorba zaten. Yani et ve bamyalar her biraz fazla. Her şeyi araştırıyoruz. Baharat da biraz fazla. Bugün bana gereken araştırmadınız mı? Gerek yok. Bamya çorbasının içerisine neler girdiğini gayet iyi biliyorum. Evet. İyi bilmiyorsunuz demek ki. Kıvam da böyle. Daha sizin... hepimiz yorumlanmadık henüz. Derya Hanım'la konuştum. Gayet iyi biliyorum neler girdiğini dedim ama. Dediniz ya. Derya'ya söylüyor araştırmadınız mı diye. Genelleme. Gayet iyi biliyorum dedim neler girdiğini. Yoğun olduğunu söyledim. Eline sağlık. Ama lezzetini beğendim. Lezzetini beğendim. Güzel. Evet. Eline sağlık. Selim? Çok beğenemedim ben. Niye? Yani çok fazla arkadaşa katılıyorum. Çok fazla şey var. Malzeme kullanmış. Bir de biraz daha diri olabilirdi yani içindeki bamyalar. Bamyalar. Evet. Biraz daha bamyanın yumuşak olması lazım. Tam birazcık daha böyle dilek isterdim ben. Yumuşak olması lazım. Bilginiz yok muhtemelen sizin de. Evet ilk defa içiyorsunuz. Bir şey daha söyleyeceğim. Neden et olduğunu belirtmediniz mesela menüde? Sade olarak düşündüm ben. Çünkü bamya çorbası bir tane bamya çorbası var. Kıymalı da olabilir Zuhal Hanım. Kıymalı bamya çorbası. Hayır o yemek olur. Kıyma koyarsan yemek olur. Ya da sade bamya çorbası olarak düşündüm. Ben yine sizin mutfak bilginizi sorgulamaya başlayacağım. Bamya ya daha önce içmediğim için söylüyorum ama belirtilebilirdi bence et olarak. Özellikle kurutulur kışın. Hani etli bamya çorbası olabilirdi bence. Çünkü sadece et de oluyor. Onu belirtmeye gerek yok. Hani kıymalı, kıymalı olmuyor yani. Yok, yok o zaman yemek küçük, oluyor. Minik minik kuşbaşı gibi. Yani kıymalı olursa başka bir şey. İstersen sen koy keyfin nasıl istersen. Yani orijinalinde küçük küçük etler oluyor böyle çiçek bamya işte. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Söyle. Kıyafetinizi değiştirmeyecek misiniz? Hayır, böyle, değiştirmeyeceğim. Böyle devam edelim. Evet. En azından ben değiştirme lütfu. Yani biz iyi kötü... Sizin gözünüzde bilmiyorum nasıl görüyorsunuz bizi. En azından Zuhal Hanım'a karşı bir saygınızdan bir değiştirseydiniz. Finalde de mi böyle duracaksınız? Veya seyircilerimiz var, sizi izleyecekler. Seyirciler zaten benim nerede, nerede bıraktığımı görecekler. Şimdi size mükemmel bir sofra sunamadıysam mükemmel bir kıyafette giymek istemedim. Bu şekilde yeterli. Siz bilirsiniz. Ben de o alternatifi sundum. Genelde yarışmacılarımıza izin veriyoruz. Senin günde doğmuş. İstersen değiştir dedim ama ben böyle servis yapmak istiyorum dedi. Kendi ben saygısızlık olarak kabul ediyorum. Asla öyle. Ya ben kendimle alakalı değilim. Kabul ediyorum. Ben size saygı duyduğum için hatta. Yani giyineyim. Ben değiştirdiğim halde sizler bana bir verdiniz. Bakalım sizi de göreceğiz. Sizin masanız yoktu çünkü. Biri o yüzden aldınız. Kıyafetle alakalı. Masadan dolayı sadece. Ama aynı yemek şekilde yoktu. Ağırlıyorsunuz. Evet. Benim tavırlarımı nasıl siz de davranıyorsunuz şu an? Tamam fikrimi söyledim ben arkadaşlar. Bu kadar. Niye kestirip atıyorsunuz? Benim fikrim bu. Değişmeyecek siz biraz daha konuşunca. Çok zor değil aslında kıyafetinizi değiştirmek. Burnuma üzerinden yağ kokusu geliyor. Hayır hiçbir koku gelmiyor. Kızartma yapıldı mutfakta. O yüzden. Onun kokusu mu acaba? Koku yok. Olabilir. Hayır koku yok. Koku olsa zaten hiç size demem. Senin direkt... alır zaten koku var mı? Yani şöyle en azından bakın bir... Şu an yok. Şu an yok. Terlediniz, ettiniz. Terlemedim. Hayır, terleme uyum yok. Terlememiş, terletmiş bizimki. Ben senin hanıma bakınca istihdam açılıyor. Bu tarafa dönmek bile istemiyorum. Size nasıl konuşacağım? İstersen önlüğünü çıkar en azından. Tamam, onu tamam. Çıkar. Selin'i dinleyelim o sırada. Senin almadık değil mi çorba yorumunu Yok. Selin? Söyle bakalım nasıl buldun çorbayı? Bamyalar çorba minikliği çok tatlış olmuş. Güzel. Tatlış. Onu şey... Minnoş. Ama yoğunluğu çok kötü. Yani çok çok malzeme içerisine koymuşsunuz. Et ve bamya. Ben daha az tercih ederdim. Sonuçta çorba içiyoruz burada.
çorban bu kadar yoğunluğu bamya çorbasını ben çok içtim. Böyle bu şekilde asla içmiştim. Nerede içtin? Hollanda'da mı? Hayır, Türkiye'de. Restoranlarda. İsimler vermeyeceğim şu an. Sonra bana ağır bir çorba gibi geliyor. Yani tat olarak. Ağır değil yani, sadece et var. Sadece İçinde... et yok. Çok et var. Tuzu, ve çok baharatları var. Evet. Yağlıdır çünkü etin suyu da var. Evet, o yüzden de ağır bana geliyor. Peki, tat olarak. Peki, şöyle söyleyeyim. Bamyanın pişmesi, diriliği bana göre güzel. Bence de. Evet, pişmiş. Güzel. Et konusunda Selin Hanım'a katılıyorum. Biraz daha az bir etle doğrasaydınız daha hafif bir sorba olabilir. Veya suyunu kullanabilirsiniz. Evet. Dediğim gibi biraz daha mama gibi olmuş. Siz bana söylemiştiniz ya. Biraz yani daha sorba dışında. Ya, pardon. Yani kıvamı suyu az, malzemesi evet, suyu çok ona katılır ama mama hani gibi değil yani. Yemeğine yakın olmuş. Hani ama zaten bu biraz yemek gibi bir çorbadır. Evet. Yani biraz bamya bu etle gelince bir araya zaten. Biraz az bir et olsaydı. Ama şimdi orijinalinde kuzu eti kullanılır bunun. Evet. Ha, dana kullanır yarışmacı, ben size koksun istemedim diye bazen, o ayrı. Ama yani orijinalinde kullanılır böyle de yani. Bamya yemeğine de benzer zaten evet. Bu. Derya Hanım bir şey dedi ama duyamadım. Neyin suyunu kullanmam lazım? Kuzu etinin suyunu da sadece kullanabilirdin. Yani o zaman yöresel çorba olmazdı ki. Yok, olurdu. Yani nasıl hani detay yazmadığın için içerisine söylüyorum. Yani bezelye yani sadece... çorbası gibi bamya çorbası mı? Yok, bamya çorbası yazdın ya. Hı. Bamya çorbası yazdığın için sadece suyunu da kullanabilirdin diye söylüyorum. Hayır, peki. O şekilde olmaz. Eti de içinde olacak. Ben birazcık daha ekşilik isterdim sadece. Ben bu limon, evet daha ekşi var ekşisi gerekti. Ama biraz daha ekşi olur bu, biliyorsun evet, biliyorum, sen. Biliyorum, biliyorum. Evet, ben çok seviyorum. Ben beğendim bu arada, eline sağlık. Teşekkür ederim. Sadece birazcık fazla koymuşsun etine, o kadar. Onun dışında güzel yani. Bu biraz zaten yemek gibi olur ama böyle ekşisi birazcık daha, hatta bazen sumak ekşisi falan koyarlar eti bu çorbaya. Eti biraz fazla gelmiş. İşte evet. Etini daha az tutsaydı zaten o kadar şey yapmayabilirdiniz ağır ama. Ağır olmazdı. Ama sonuçta güzel pişirmiş bence, etlerin boyutu, bamyaların pişmesi falan güzel, bence ideal. Lezzetinde bir problem yok. Lezzetinde bir problem yok. Ekşiliği az işte, değil mi? Sumak ekşisi girer, evet. Buna bol limon girer. Ekşi ekşi böyle hafif yakar hatta o ekşisi böyle. Ben bamya yemeğinde de... Çok da yorumlayamıyorum, korkuyorum Zuhal Hanım. Niye? Bilmiyorum, çok ters biraz bakıyor. Biraz sert bugün. Biraz sert. Ama olur mu canım öyle şey? Biraz sert şey falan. Yani sizler da, acaba yani. Heyecan mı? Kendi günü oldu. Seni sert bulmuşlar biraz şu an. Yani bugün gerçekten mü? Şey yani oradan atlayıp... Normalde de çok bir Selin gibi değil zaten. Bir pamuk şeker. Yani normalde de sert gözüküyorsun diyorlar bana. Sadece hı-hı. Gözükmüyorum. Zaten sertim diyorum. Sert zaten. Bugün ama misafirleriniz gelmiş. Evet. Minnoş. Minnoş gelmişler. Bunu beklerdim en azından. Acaba kendi sorbasını mı alacak? Yoksa benim sorbamı mı alacak? Çok merak ediyorum. Bence ikisini aynı anda alabilir. İnşallah ikisini aynı anda alır. İrem Hanım her gün her şeyi yargılıyor ve kızıyor, kusur buluyor. Sonra misafirperver olarak Şevki Bey de ilk günde nasıl herkes bastırdı ve ne gördük? Önlükle, hatta masadaki kombinim bile değiştiremedi. Ben şok oldum. Nasıl misafirperver böyle olamazsın ya? Mutfakta birisinin olmasına rağmen yine İrem Hanım'a hafif davrandılar. Ağırdan aldılar. Bana yapılan eleştirilerin yanında çok hafif kaldı. İrem Hanım çok sertti. Çok da gergindi. Yani çok sert cevaplar verdi. Çok böyle kendini veremedi. Kullandığı kelimeler çok böyle akışkan değildi. Yani hep net konuşan bir kadın. Bugün o netliğini göremedim İrem Hanım.